Sürpriz yok. Yani Sayın Kalan'ın MİT müsteşarı olarak atanacağı yönünde zaten çok kuvvetli bilgiler geliyordu. Şimdi ancak şu var. Sayın Hakan Fidan'ı ve Sayın İbrahim Kalın'ı yani tanıyorum da. Yani ikisinin de kişiliklerini aşağı yukarı hani yıllardır takip de ediyoruz ayrıca. Şimdi bu aşamadan itibaren yeni şapkalarıyla hani her şeyi bir kenara koyalım. İkisi açısından da hayat çok farklı olacak. Yani çok farklı dinamiklerin hakim olduğu mevcut pozisyonlarından çok farklı dinamiklerin hakim olduğu pozisyonlara getirdiler. Şimdi Sayın Kalın mesela Yavuz Bingöl'le konser verecekti ayın 6'sında. O iptal edildi. Çok yönlü bir insandır İbrahim Bey. İyi bir entelektüeldir. Müzikle ilgilenir. Çok ciddi okumaları var. Kitap çalışmaları var vesaire. Tabii bütün bunlara artık arka planda devam edebilir. Yani normalde 2014'ten beri yürüttüğü sözcülük göreviyle kamuoyunun önünde yani Cumhurbaşkanlığı adına konuşan ve insanlarla diyalog içinde olan bir isimdi. Şimdi tabii arka plandan çok kritik bir pozisyona gelecek. Yani ben görevini çok iyi bir şekilde yapacağına eminim ama hayat reflekslerini tekrar gözden geçirmek durumunda. Bambaşka bir pozisyon. Çok zor bir pozisyon. Ama aynı zamanda MİT'in de çok etkin olduğu bir dönemde başa geliyor. Yani Hakan Fidan'ın aldığı Milli İstihbarat Teşkilatı'na çok etkin bir konuma getirdi. Uluslararası alanda da çok aktif ve birçok önemli operasyona da sıklıkla imza atıyor Milli İstihbarat Teşkilatı. Şimdi bu kadar aktif ve iyi bir sınav vermiş bir kurumun da başına geçiyor. Bu onun açısından da önemli. Yani bu çizgiyi sürdürmek, daha yukarı götürmek gibi hedefler. Yani bir meydan okuma aynı zamanda. Hakan Fidan açısından da tam tersi. Yani bugüne kadar hep gizemini korumuş. Hep elbette ki istihbarat başkanı olarak arka planda kalmış. Şimdi kamuoyunun önüne Dışişleri Bakanı olarak çıkacak. Arka planda bütün ilişkilere hakim. Biraz önce Gürbüzey'in anlattığı noktalar ve bütün dış politikanın arka planı ve çok zor dönemlerde de bu görevi yürütmüş. İşte 17-25 Aralık operasyonları vesaire. Devletin kara kuduz pozisyonunda. Şimdi bütün o arka plan bilgilerle birlikte kamuoyunun önüne çıkacak. Tabii bunun eksileri de var Hakan Bey açısından. Yani aktif siyasetçi olmak, bir bakan olmak aynı zamanda eleştirilere açık olmak demektir. Aynı zamanda yıpranmaya açık olmak demektir. Çünkü bundan sonra artık hakkında birçok şey yazılacak, çizilecek, demeçlere eleştirilecek, konuşmaya başlayacak. İnsanlar sesi nasıl diye sosyal medyada kendi aralarında polemik yapıyorlar vesaire. Yani biri gömleğini çıkaracak, öbürü örtülerin arkasına saklanacak. İkisi açısından da zorlayıcı pozisyonlar ama ikisinin de bu anlamda deneyimleri bu alanlarda çok yüksek olduğu için ben doğru tercihler olduğu kanaatindeyim. İbrahim Hoca da artık sessiz mi kalacak? Elbette mesela? Yani teşkilat başkanı olarak sessiz kalacak. Halbuki biz onu çok sesliliğinle tanıyoruz. Şarkı söylerken, demeç verirken çok da demokrat bir insandır. Yani her türlü soruyu da kendisine yöneltmiş bir gazeteci olarak da söylüyorum birçok meslektaşım gibi. Çok hani eleştiriye de açıktır. Diyaloğu da sever ama bundan sonra yapacağı görev bunların hiçbirini tabii bu şekilde sürdürmesine olanak tanımıyor. Dolayısıyla yeni bir süreç olacak ikisi açısından da. İbrahim Kalın'la aynı yılda aynı fakülteden mezun olmuşuz. Ben bilmiyordum. Öyle mi? 71'li benim bildiğim kadarıyla. İbrahim Bey. Evet, 90, ben biraz geç mezun oldum ondan yani. Ve muhabirlikten dolayı. Normal. Hocam ne dersiniz? Hocam yaşlarda aynı Erdoğan abi. Anlamadım Deniz. Yaşlar aynıdır diyorum Erdoğan abi. Yok, ben İbrahim Hoca'dan herhalde 1-2 yaş. Sen bakma Nagihan'a yani. Daha genç görünüyorsunuz. He? Peki. Ben ne dedim Deniz, aşk olsun. Şimdi sanıyorum müsaade ederseniz dedi ya turda, 71 doğumlu dedin. Evet, Erdoğan her daim bir genç. Önceki turda arkadaşlardan biri 26'da bir seçim. Siz mi söylediniz Nagihan Hanım? Neyi hocam? Kılıçdaroğlu'nun evet, beklentisi diye 1-2 yıl içinde erken bir seçim. Şimdi bunu bu dahi bakın, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi teknik olarak başkanlık sisteminin halen yeterince irdelenmediğini, temel politikalarına yansımadığının açık bir göstergesi. Bu sistem artık başkanlık sistemi ki referandum diye de malum Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener seçimlerden 14 Mayıs seçimlerinden önce çok altını çizdiler.
sadece seçim değil, referandum, sistem değişikliğiyle ilgili sonra ve netice itibariyle halktan bu sistem teveccüh gördü, olayladı. Dolayısıyla zaten seçim kampanyasında da temel motivasyonun da sistem değişikliği olması da siyaseten yanlıştı, pratik olarak da söylem olarak da yanlıştı. Milletin derdi o değildi. Milletin derdi geçim derdiydi. İşte pahalılıktır, ekmektir vesaire. Bu konuyla ilgili ikna edici, güven verici bir fotoğrafın ortaya konmasıydı. Bu sistemde görev süresi 5 yıldır. Ve çok olağanüstü teknik nedenlerle, bunu zaten yaşadık şimdi, bir husus olmadıkça 1-2 ay öne çekilmesi dışında bu sistemde erken seçim olmaz. İki durumda mümkün. Cumhurbaşkanının kararı, meclisin alacağı karar, nitelikli çoğunluk 360 milletvekili. Bu iki istisna dışında, bunun da farklı sonuçları var her iki durumunda tabii ki sistem açısından. Cumhurbaşkanının bir daha aday olma imkanı oluyor eğer meclis karar alırsa. Dolayısıyla bu sistemde şuradan ön kabulle hareket edeceksiniz. Bu sistemde artık eskiden alışık olduğumuz gibi 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra erken seçim olur. Bu siyaseten yanlış bir beklentidir. Bu sistem devam ettiği sürece Türkiye'de bundan sonraki tahkim edildiğine, edileceğine de inanıyorum. Eksiklikleri, fazlalıkları, ki o konuyu açarsanız orada çok revize edilmesi gereken hususlarla da ilgili o konuya girmeyelim. Tamam, ama yani tahkim edilecek yanlışlıkları, eksiklikleri nelerdir? Bunlar masaya yatırılacak ve belirli noktalarda bence hükümetin de önceliklerinden biri bu olacak. Kendi parti seçim beyannamesinde açıkladılar. Muhalefetin de, ana muhalefet partisi olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence öncelik vereceği husus bu sistemin daha demokratik, daha iyileştirilmiş, onların deyimiyle söyleyelim, iyileştirilmiş parlamenter sistem değil de iyileştirilmiş başkanlık sistemi sloganlı kullanarak burada ile ilgili değişiklik taleplerini, ki bu konuyla da ilgili sanıyorum anayasa değişikliğiyle ilgili sıcak mesajların da verildiğini ben duydum birkaç hususta, ama göreceğiz. Şeye gelince İbrahim Kalın meselesi. Şunu sorayım, onunla devam edin hocam. Girmeseydim buna keşke. Hayır. Ben bu atama yine resmi gazetede duyurularak yapacak değil mi? Mesela tabii. İletişim Başkanlığı'nın bir tweetiyle öğrendim. Tabii ama resmi şeyde bu akşam yayınlandı. Ben şunu da merak ediyorum. İbrahim Bey Twitter adresini açık tutacak mı acaba MİT Başkanı olarak? Şimdi profil sanmıyorum. Fotoğrafını değiştirmiş sanmıyorum. Ama ben de sanmıyorum. Yok. Şimdi İbrahim Kalın tabii az önce Nagihan Hanım da çok doğru söyledi. Yani gerçekten çok yönlü ve Cumhurbaşkanı'nın 5 yıldır yanında sözcüsü olarak görev yapıyor. Entelektüel bir yapısı var. Müzisyen, müziği seven. Efendim? Düzeltmiş olmayayım ama daha uzun süre diyebiliyorum. 2014'ten beri galiba. Öyle mi? Evet. Ben 5 yıl diye. Her neyse, ama Cumhurbaşkanı'nın gerçekten yakınında olan ve özellikle de ağırlıklı olarak bizim takip edebildiğimiz kala dış politika ile ilgili meselelerde öne çıkan. Yani bunun bazen özel arabulucu rolüyle Sayın Erdoğan'ın yetkilendirmesiyle ikili görüşmeler yapabilen, özellikle ABD ile ilgili konularda, Rusya ile ilgili konularda öne çıkan biri. Yani ağırlıklı olarak gerçekten dış politika. Şimdi biz uluslararası ilişkiler, uluslararası alanda da şunu söyleriz. Etkin ve iyi işleyen bir istihbarat dış politika hamlelerini sağlıklı atılmasını sağlar. Etkin ve iyi işleyen. Şimdi Hakan Fidan meselesinde zaten 13 yıldır Milli İstihbarat Teşkilatı'nda, son yılları da başkan olarak geçiriyor. Akademik şeylerine de ben baktım. Daha önce de bakmıştım. Mesela 1999'da Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi yazıyor. Altını çiziyorum, 99. Ve orada Amerika ve İngiliz istihbaratlarının yapılanmasını inceliyor. Ve Türk istihbaratında neler yapılacağına ilişkin öneriler sunuyor. Master tezi bu. Daha sonra da doktorasını da yapıyor. Ve zaten 2000'li yıllardan sonra işte önce TİKA başkanlığı, sonra sanıyorum müsteşar yardımcılığı, sonra da işte MİT müsteşarı ve başkanı olarak bir kariyer geliyor. Ve MİT'i, Milli İstihbarat Teşkilatı, siz de bilirsiniz, daha çok eskiden bizim Türkiye'deki yapılanması iç istihbarata yönelikti. Yani Türkiye'de kim komünist, bölücü, Türkiye'de kim şeriatçı,
rejim açısından tehdit ve tehlike görülen grupların istihbaratını yapmak ve genel kurmayın ağırlıklı kontrolü denetimi altındaydı. Şimdi MİT Hakan Fidan'la birlikte gerçekten son yıllarda hem ülkede bu hem iç istihbarat belki önümüzdeki dönemde buna da gideceklerdir. İç istihbarat da dış istihbarat. Bunun ayrımı da organizasyon olarak düşüneceklerdir. Bilmiyorum tabii ne zaman olur, nasıl olur. Ama çok yapılanma olarak, strateji olarak çok iyi bir duruma geldiğini biz nereden görüyoruz? Bunu uluslararası alandaki MİT'le ilgili, Türkiye'nin dış istihbaratı ile ilgili değerlendirmelere baktığınızda bunu yabancılar söylüyor. Bölgede en etkin çalışan, faaliyette bulunan Türk istihbaratı diyor. Dünyanın en etkili istihbarat evet. teşkilatlarından biri oldu. Çok Hakan Bey çok ciddi. Yani bu Türkiye'nin bir kazancıdır. Yani bunu iktidar partisi muhalefeti olmaz. Yani Türkiye'nin iyi işleyen, sağlıklı işleyen, Türkiye'nin hem karşı karşıya kalabileceği tehlikeleri öngören, önceleyen, Türk dış politikasına temel alanlarda yol haritası çizebilen. Çünkü dış politikanızda sizin sağlıklı hamle atmanızın birinci şartı iyi istihbarattır. Lider de çok önemlidir. Bakan da önemlidir. Başbakan veya devlet başkanı, cumhurbaşkanı da çok önemli tabii ki. Ama bilgi akışının sağlıklı olması sizin politik manevra alanınızı, politik hamlelerinize bir altyapı oluşturur. Ben bu alanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geldiği noktanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aslında Avrupa demokrasilerine baktığımızda Avrupa'da... Hocam tamamlarsanız bir reklam kullanacağım hemen, sonra. Avrupa demokrasilerinde Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlarının Dışişleri Bakanı olarak atandığını pek görmüyoruz. Amerika'da bunu Amerika'da da. Trump yaptı 2018'de. Evet. CIA Başkanı Pompeo şey yaptı, Dışişleri Bakanı olarak atadı. Ama Türkiye'de bu sistemle birlikte sanıyorum MİT'in de tırnak içinde söylüyorum sivil denetim ve şeye girmesi sürecine girmiş. Özellikle Hakan Fidan sonrasında, Hakan Fidan'la başlayan bu süreçte. Çünkü daha önce biz daha çok genel kurmayın ağırlığının ve etkinliğinin sanıyorum her iki kurumdan da bakanların gelmesi ve alttan oraya yani hem genelkurmay başkanının iki dönem şöyle diyeyim tek Milli Savunma Bakanı olması bakın yani bu... mesela İbrahim Kalın'ın MİT başkanlığına getirmesi de şöyle yerinde doğru çünkü zaten MİT'in şu andaki ağırlık alanı stratejik olarak da ki doğru hamledir dış politikadır dış meseledir işte Suriye meselesi işte terörle mücadele efendim işte Rusya İran ilişkileri, ABD ilişkileri, Libya meselesi, Doğu Akdeniz, bütün bunları gördüğünüzde evet. zaten İbrahim Kalın'ın öncelikli faaliyet alanı dış.